Merhabalar, ben Köfte İsköte ve Köfte serimizin 61. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde birkaç ilginç şeye daha girişeceğim. Öncelikle World Save alanlar bir şey değiştirdi mi fark etmiştir. Gerçi bunun birkaç değişikliğini World Save'i yüklemeye başladıktan sonra yapmaya karar verdim. O yüzden birkaç bir şey değişik. Şunları yeni bir düzene soktum bu arada. Şu ikisi artık metane selli ve şu ikisi suyla çalışan. Şöyle daha az kablo kullanan bir dizayna geçtim. Ayrıca bunun için planladığım şey buydu. Tabii kendime bir de 2 adet redstone vereyim. Ah. Lan. Heh. Evet, gördüğünüz gibi redstone sinyalleri buradan bağlanıyor. Ve ayrıca birkaç testten sonra bir şey fark ettim. Aynı sorun, yani şurada eski alloy smelter'ımızda olan sorunun aynısı bunda da oluyor. O yüzden çözüm için aklıma gayet orijinal bir fikir geldi. Ve onu uygulayacağım çözüm için. Tamamdır. Ayrıca bunu kontrol etmesi için bir şey daha koyacağım. O şey ise tam olarak burada olacak. Ve onun adı Advanced Computer. Bunun için pardon. Glass Panel, Redstone ve Gold lazım. Bir tane Advanced Computer ve Advanced Monitor. Tamam, 4 tane 6 tane yapayım ben. Ve bir tane daha gold lazım. Tabii doğal olarak 6 tane yapamıyoruz. Direkt 8 tane yapmak zorunda kalıyoruz. Aslında 8 tane de yapabilirim. Direkt tüm şu duvarı kaplayacak şekilde. Ve bunun kodlamasına şimdi girişmeyeceğim ve neden şimdi bir an lag oldu. Evet. Şöyle büyük bir ekran. Şimdi sadece tek bir fonksiyonu olacak ancak ilerleyen zamanlarda daha fazla fonksiyon eklemeyi planlıyorum ve kompütürde hani görünüş o kadar önemli değil. Neticede çirkin de durmuyor bu arkadaş. Şu şekilde koyabilirim ya da Optifine ile alakalı bir sorunum mu var benim? Yani Forge'u güncellememi falan mı istiyorsun? Bunu yapmak zorundaydın, değil mi? O şey pahalı bir şey. Tamamdır. Evet. Sanırsam benim bu arada Optifine ile alakalı bir sorunum var gene. Güncelleme konusunda falan. Optifine'ı pardon, Forge'u bir güncelleyeyim mi bir ara bu bölüm arasında da sonra güncellerim. Monitörler tamamen ekrandır. Yani ekran. Azından da anlaşılacağı üzere. Fakat Advanced monitörlerin bir özelliği daha mevcut. Touchscreen olarak da çalışabiliyorlar. Yani dokunmatik olarak çalışabiliyorlar. Bunu henüz touchscreen özelliği üzerine fazla bir araştırma yapmadığım için açıklayamayacağım. Ama Advanced kompütörlerin bir özelliği daha ekranları renkli. Sanırsam benim hemen özelliklerimden biri bu. Ve modem. Evet, çalışma prensibini basitçe anlatacağım size. Şurada bir buton olacak. Bu water ya da methane arası geçiş sağlayacak. Ona tıkladığımızda sudaysa eğer methane'e geçiş yapacak. Ve bu
sinyal gönderecek. Şuradaki bilgisayara, buradaki bilgisayar ona göre sağ ya da sağ mı yoksa sola mı redson sinyali vermesi gerektiğini belirleyecek. Bu aynen bu şekilde çalışıyor. Aslında bunu bir NAT gate şeklinde düşündüm de NAT gate üzerinden falan da yapabilirdim. Şimdi onu düşünüyorum da. Çünkü bazen bilgisayar açık bilgisayarda sorun olduğu takdirde bir şey olabilir gene. Evet, bir NAT gate falan daha mantıklı geliyor bana. Direkt dark cable'ları şuraya koyayım ben. Evet ve normal cable'lar da o tabii ki de. Doğal olarak şu redstone'ları da kaldırıyoruz. Bir redstone sinyali olacak. Tam olarak. Burada. Şurası direkt bağlı olacak fakat burada bir NAT gate mevcut olacak. Yani bunun anlamı arkaya redstone sinyali verdiği takdirde burası açık olacak fakat redstone sinyali vermediği takdirde ya da bilgisayar kapalı olduğu takdirde buraya sinyal veriyor olacak. Ve dolayısıyla da kendimize bir NAT gate yapıyoruz demektir bu. Selam zombi. Şimdi NAT gate'in yapımına bakalım. 3 tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan. O kadar zor değilmiş. Direkt şunları alayım ben. Daha rahat çalışırım. Bir tane sendendi. Bakalım tekrar. Evet, bir tane bundan. Üç tane bundan. Ha, gene redstone gerekecek, pardon. Stick. Ve bir adet redstone torch. Geri kalan da bu. Ha, pardon. Önce şuydu. Ve geri kalan da bu. Evet, NAT gate'imiz mevcut. NAT gate ne diye soracak olursanız eğer sana tekrar selam zombi. Aldığı redstone sinyalini tersine çeviren bir şey. Ve gördüğünüz gibi an itibariyle buraya sinyal vermeye başlıyor ve bu örümcek nereden geliyor? Evet, şu an devremizin bu kısmı çalışıyor. Fakat bu kısmı çalışmıyor. İstediğimiz de tam olarak buydu. Bakalım şu an ne kadar enerji kullanıyoruz. Evet, 140'ı 5'e bölün. Tam olarak o kadar Minecraft kullanıyoruz ve hangi yaratık beni gördü? Evet. Artık uyuyabilirim diyeceğim. Uyuyamıyorum gene. Ha, bu zombi buradaymış. Ve gene bir şeyler lag yapmaya başladı. FPS mi 20? Tamam, bu bayağı düşük. Baya baya düşük. Ah, screenshot kaydettim.
tekrar 30'lara çıktı. İlginç. Oluyor öyle şeyler. Sanırsam Twilight Force'u ben gene kaldıracağım. Gene. Neyse. Biz devam edelim işimize. Bunları yerleştirdik. Ardından ne yapıyoruz? Ha, buraya yeni sistemimizi koyacağız. Peki bu nasıl çalışacak? Şu ikisi craft edecekler olsun. O zaman kendime özel bir şey vermem lazım. Bu özel bir şey tam olarak ne oluyor? Relay. Dın 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 dın. Evet, relay'imizi buraya koyalım. Tabii o yönde değil. Tamam, bu yönde. Ve sen de bu yönde. Ve tüp lazım olacak doğal olarak. Ve cover. Hemen alalım onları. Coverlarımız burada olacaktı. Tamam, stone cover. Seni şuraya koyabiliriz. Size atabiliriz. Ve tüp. Tabi bu kesinlikle yeterli değil. Bir 20 tane craft et. Fazla mal göz çıkartmaz. Hep bu şekilde diyorum da bir gün bu göz çıkartırsa eğer suçlusu ben olacağım kesinlikle. Cover'ımızı koyalım. Aa, kendi bulunduğumuz bloğun oraya koyamıyorduk. Tamamdır. Gerek yok. Direkt şu üstten ve stone. Ve buna bağlı bir biçimde ME interface. Ve interface'imize bunu koyuyoruz. Bu ne diye soracak olursanız. Steel. Ve eğer şimdi moduna getirelim. Ve tabii ki de hatta bağlı tek bağlamayı unuttum, değil mi? Değil mi? Benim tonla kablom olacaktı. Onun hepsini kullandım mı ben? Görünüşe göre kullanmışım. Da nereye kullandım? Neyse. Tamamdır, artık burada steel diye arattığımızda crafty olarak görmemiz lazım ve olur mu olmaz diye iki tane koyalım ve evet, refine iron'lar üste ve cold dust'lar alta gidiyor. Tam olarak istediğimiz şey buydu. Dolayısıyla da bu sisteme aynen bu şekilde yapacağız. Import baslarımız yok. Hemen yapalım. Import değil, import. Onlar da hemen yapılıyor ve o yüzden de ben şu diğerini de yerleştireyim. Buna çözümümüz aynen bu oldu. Sen şöyle çekil. Tamamdır.
Neden M'yi uzattım bilmiyorum ama tamam. Double tamam falan. Buna hangi otocrafting'leri koyarım bilmiyorum. Fakat ikisine de hani şeyler koyarım. Şu diğerleri ise birine muhtemelen zaman alacakları, diğerine hızlı şekilde craft edilenleri koyarım. Ve asıl beklediğim aletin şu an yapılmış olması lazım. Neden yapılmadı? Craftable modundaymış. Evet, import bus'larımız da burada. Tabi buradan bir geçiş düzenlemem lazım. Fazla bir şey kırmadan. Tamamdır. Geri kalanı ME Cable. Burası da gayet böyle bitti. Ve size ufak bir ayar yapmayı unuttum. Stack modunda. Daha hızlı çalışması istiyorum. Her ne kadar yavaş bir şey olsanız da ya, işleminizi yapacağınız şey. Bu arada biliyorum bu yeni maden işleme sistemimiz biraz tuhaf ve aşırı uğraştırıcı. Hani eskisinden de gayet memnundum fakat bunu tamamen fantezisine yapıyorum. Hani yapmak da istiyordum. Maden verimliliği için gibi bir derdimiz yok ancak yaptım demek istiyorum biraz. Ki hani kesinlikle daha cool. Önceki sistemime göre. Umarım fazla sıkılmıyorsunuzdur bu bölümler esnasında. Çünkü baya bir teknik detaya giriyorum. Ve yine export pass lazım. Bu export pass'ımız şu ikisine bir şey aktaracak. Ve o aktaracağı şey de daha önce gösterdim. Metinsel. Tamamdır. İstediğim şey bu. Ama tabii cable'ımız yetmiyor. Gene craft ediyoruz. Tabii o esnada bana başka bir şey daha lazım. Wireless access points. Onu daha sonra yaparım. Şimdi üşendim. Kablo sayısının performansı o kadar bir etkisi yok ve şurayı şimdilik açık bıraksam da olur. Çünkü burayla ilgileneceğiz. Burayla ilgilenmeme gerek yok. Hatta burayı cover'la bile kapatabilirim. Şurayı da. Oraları kapatmama gerek yok çünkü oralara zaten giremiyorum normal koşullarda. Bakalım geri kalan. Bunu üstten taşıyacağım gene de. Şimdi şu dursun öyle. Ve gene export paslarımız. Tamamdır. Evet.
Bunu da hallettiğimize göre sırada ne var? Şunlar. Onlarla tabii bunların bir de eksportu var. Pardon, importu var. Dört tane import bas. Bir. İki. Üç. Yalnız bu auto crafting sistemimiz bayağı işe yarıyor. Dört. Misler gibi. Şuraya gene geçiş yapmam lazım. Ha, pardon, orayı yapmıştım. Buna iki tane fazladan ürettim ben. Ha, zaten diğerlerini de kullanacağız. Ve cable'larımız ve sen. Kısa düşününce şuna direkt gerek yok. Yani kırıl. Tamam. Şurada kabo derdimizi azaltma gibi bir şansımız var mı? Boş ver. Evet. Tabii sizler de stack moduna gelin. Tamam. Evet. Böyle güzel karmaşık bir düzen. Ve şimdi asıl olan, asıl gerekli olan biraz alayım elime. Bir tane metinsel yapalım hemen. Daha sonra metinsel mi diyordum ben sabahtan beri? Merkürisel. Muhtemelen bunu fark edenler sabahtan beri bana küfür ediyor. Doğal olarak. Karıştırıyor insan. Evet, Merkürisel. Sen de Merkürisel. Tamamdır. Şuradan bağla. Sen oraya niye gittiniz? Huh. Tamamdır. Aa, burada bir şey yapmamam gerekiyordu. Yapmamam gerekiyordu daha doğrusu. Bunu direkt her daim çalışan bir sisteme koymam lazım. Da bağlamam lazım. Dolayısıyla da böyle sürekli iptal edilecek bir sistem. Aslında dur. Gerek de yok hani. Düşününce. Bir saniye, şu anki frame. Bunu neden kırmam gerektiğini soracak olursanız eğer, çok basit bir açıklaması var. İçindeki suyu silmek için. Tabii ki de gene out of range. Bakalım şimdi bu... Evet, buna gitti. Tamamdır. Şimdi kendime bolca merkürisel craft edeyim. Ve doğal olarak sele de ihtiyacım olacak. Bakalım hiç selimiz var mı? Var mı, var mı, var mı? Bu arada normalde aşağıya 4 tane induction furnace koyacaktım. Sonra bunun biraz abartılı olacağına karar verdim ve 3'e indirdim. Ben bir şeyin abartılı olduğuna karar verdim. İlginç değil mi? Evet, bence de ilginç. Tamam, direkt sistemimize bocalayalım. Ve gördüğünüz gibi direkt kendilerini şuraya yolluyorlar. Tam dağıtarak, misler gibi. Evet, bu sistemimizin neredeyse tamamı hazır gibi bir şey. Sadece her şeye ne kullanmaları gerektiğini öğretmek kaldı ve şunlar. Onları da kullanacağız.
Öncelikle dur. Tungsten galena. Sinin işlenmende. Bu arada bunu da artık otomatik işleyeceğiz. Çünkü bunun otomatik işlenmesi lazım. Senin grinder'da normal işlenmen sülfür kazandırıyor. Sülfürü ne olarak kullanabiliriz biz bakalım. Sülfür torch yapımında. Gunpowder, dur, gunpowder yapımında kullanabiliyormuşuz. Güzel bir şey bu. Ama bunlar lazım tabii ki de. Fertilizer yapımında, Tiny Pile of ve sülfürsel yapımında kullanılıyor. Sülfürsel ne yapımında kullanılıyor bakalım. Pek bir işe yaramıyormuş aslında da. Ama chemical reaktörde işe yarıyor. Chemical reaktöre giriş yaptığımızda belki kullanırız. Neyse sülfürlerimiz depolansın. O zaman onu da grinder'da işleyelim. Macerator'da neleri işleyeceğiz bakalım ona. Macerator koydum ama evet, dur. Macerator recipe'lerine bakalım. Ya bazı otomatik şeyleri bu macerator'larda işlemek istiyorum. Dust, dust, coal dust. Hayır. Hayır. Öyle dolaşıyoruz tek tek. Hemen geliyorum. Evet, pek gerek yokmuş Macerator'lara. Hatta pek gereği geçtim, direkt gerek yokmuş. Transformation upgrade'imi ver. E sen şuraya gir. Tabii sen de şuraya. Nasıl dur düşündüm de. Hazır artık o kadar enerji kullanmıyor burası. Sen ne havaya uçtu? Sen burada olmaması gereken bir şey oldu. Burada cidden olmaması gereken bir şey oldu. Ve furnace'larımdan birini kaybettim. O makineleri sen hala burada mı görüyorsun? Onları ben en iyi aydan geri alacağım. Şimdi dur. Kaç tane cable kaybettim? 2. İki. Tamam. Kaç tane furnace kaybettim? 2. Hani bunu rahatlıkla geri alıyorum çünkü bu bug yüzünden olmuş bir saçmalık. Dolayısıyla da o konuda içim gayet rahat. Artık seni kapatabilirim. Neden böyle bir şey oldu? Hiçbir fikrim yok. Ve tabii ki de Red Alloy Wire'larında gitmiş. Ancak Red Alloy Wire'lar o kadar önemli değil. Ve sizin burada bir tane lever sinyali almanız lazımdı. Lever da gitmiş. Ah! Lever'ımız yokmuş. Red Alloy Wire'ımız bir tane var. Ama Red Alloy ingot'ımız mevcut. Ve
Stick. Cobblestone. Lever. Galena var, siz de gidebilirsiniz. Tamam, bu vakayı da atlattık. O zaman son olarak ne yapıyoruz? İki tane import, dört tane de export masa ihtiyacım var. 2 import ve 4 tane de export bas. Export baslarından 2 tanesi hazır. Muhtemelen import baslarım o arada karıştı. Evet. Neyse, olmadı, fazladan üretmiş oluruz. Evet, fazladan üretmişiz. Sıkıntı yok. Fazladan import ve export baslarımız olmuş oldu. Ve ben şu arkadan girişimi yapıyorum. Şimdi buralara import bas lazım. Ve direkt şuna da ayarlanmış. Ve buralara da export bus lazım. Bu moda ayarlanmış. Buradan geçişi nasıl sağlayalım? Cable lazım bize gene. 30 tane craft oldu. 5 tanemiz böyle craft oldu. İlginç. Ha tamam. O kadar da ilginç değil. Şimdi karar verdim. Ve bir saniye. Şurayı da bir düzene sokup burayı düzene soktuktan sonra bu bölümü bitirsem iyi olur. Ve cable'larımız. Bir tane eksik kaldı ama o kadar sorun değil. Onu da hemen şu şekilde alırız. Evet. Şu an tüm yerleşimimiz tamam. Geriye sadece benim hangi maden nerede işlenecek şeklinde yerleştirmem kaldı. Bunu da bölüm arasında yapabilirim sanırsam ve şurayı unutmuşum. Bunun dışında bilgisayarların programlamasını yapacağım o iki bölüm arasında. Öyle işte. Köfte izlediğiniz için teşekkürler. Köfte köftelerin günler, iyi eğlenceler.